aldım Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinden. 25 milyona ulaşan, CHP'nin aldığı, daha doğrusu kendi Kılıçdaroğlu'nun oyunu aldı. söylüyor. 25 milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse başarısızlık benimdir. Bu sayıyı artıracak yeni değişimleri üretme görevi de benimdir. Ve başarıyı tek başıma üstlenmem ama bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsanız, işte altılı masayı kastediyor, o zaman karşınızda dikilirim diyor. Bu ifadeler, Kemal Kılıçdaroğlu görevi bırakmayı düşünmüyor ve bugün görevi bırakmayacağını dolaylı da olsa deklare etti biçiminde okunabilir mi? Tabii kesinlikle yani ilk 28 Mayıs'tan sonra da zaten bir hani istifa sesleri ya da talepleri dillendirildiği zaman da söylemiştim. Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmez. Çünkü istifa ettiğiniz zaman yenilgiyi kabul ediyorsunuz. Yani çok ağır bir yenilgiyi kabul ediyorsunuz hem de aynı zamanda. Kısmen aslında yenilgi olmasa bile sorumluluğu kabullendi Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Nasıl kabullendi? kendisinin tercih ettiği yönetimdeki arkadaşların tamamını değiştirerek. Yani bu bir kabuldür, bir sorumluluk kabulüdür. Hani yenilgi kabulü kadar keskin ya da ağır bir kabul olmasa da bir sorumluluk kabulüdür. Çünkü o Merkez Yürütme Kurulu'nun üyelerini tamamen kendisi seçti parti meclisinden. Kendisi seçtiği insanları değiştirmek zorunda kaldı. Bu bir kabule işaret ediyordu. Şimdi burada da yani kurultayda çok net aday olacak bunun sinyallerini verdi işte o kaptan gemiyi metaforu üzerinden limana getireceğim diye ama bilirsin yani kaptanların görevi gemiyi limana yanaştırdıkları zaman bitmez. Orada da uzun bir görevleri vardır. Kemal Kılıçdaroğlu bunu oynuyor yani partinin başından ayrılmayacak. Kurultayda da kendi karşısına bir rakip çıkacağını kendisi de beklemiyor. CHP'nin içinde de böyle bir beklenti hakim değil. Yani tabii ki çıkabilir muhtelif adaylar ama kazanabilecek yani rakip olabilecek bir isim çıkar mı? Çok kimsenin öyle bir beklentisi yok. Kemal Kılıçdaroğlu oradan çıkar. Buradaki şey yani kendisine yönelik muhtelif eleştiriler var. Ayrı kategorilerde yani bir seçim sonuçları üzerinden bir eleştiri var. Bir Millet İttifakı üzerinden eleştiri var. Bir de Millet İttifakı'nın bileşenleri İYİ Parti dışındakilere verdiği kontenjan milletvekilleri üzerinden eleştiriler var. Bu kısmen onlara birazcık yanıt. Şimdi şunun da haklılığı var. Yani altı partiyi bir araya getirerek 1,5 yıl somut hedefler önüne koyup bunları yazılı metinler haline dönüştürmesi dünyada örneği olan bir şey değil. Yani ben o zamanlar da söylüyordum siyaset bilimci ya da gazeteciler açısından buna tanıklık yapmak müthiş bir zenginlik. Çünkü farklı kimlikteki partiler bir araya geliyorlar, bir ortak mutabakat metni ortaya koyuyorlar ve bu mekanik, altı partiden oluşan mekanik seçim öncesinde bir seçim ittifakı, seçim sonrasında kazanırsa seçim bir koalisyon hükümeti, parlamentoda çoğunluğu sağlayabilirlerse bir kurucu meclis gibi çalışacak. Yani üç tane ayrı aşamasını projelendirdikleri bir siyasi birliktelik. Yani dünyada örneği yok. Yani seçim ittifakı kuranlar, koalisyon ortaklığı yapanlar çok ama böylesine uzun vadeli ve bu kadar büyük bir projeyi üstlenmiş, sırtlanmış bir ittifak modeli dünyada örneği yok. Hani Yani bugün seçimin kaybedilmiş olmasından mütevellit Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masayı toplaması, farklı kesimleri bir araya getirip aynı hedef etrafında birleştirilmesi hakkında bunun için yanlıştı demek doğru olmaz. kesinlikle olmaz. Çünkü bu bir, şuradan bakmak lazım. Bir, bu politik bir tercih değil, zaruriyet. Buraya Sistemin dayattığı zaruriyet. sistemin de, Cumhurbaşkanı sistemi dayattı. Daha vahimi de, yani çok güçlü olmasına ve karşı tarafı çok parçalı olarak eleştirmesine rağmen Cumhur İttifakı 7 parçaydı. Yani 6 parça diye 5 parça, 5 benzemez diye eleştiriyordu. Kendisi 7 parça oldu. Evet, Yani evet. bu sistemin kurucusu, bu sistemi kendisine göre kurgulayan yapı bile bu ittifaklara zorunlu kalıyorsa sizin burada ittifak dışında bir seçeneğiniz olamaz. Kaldı ki bu ittifak modelinin bir tabanı da var. Yani 16 Nisan 2017 referandumundaki hayır bloğunu hatırlayalım. Tam bir Millet İttifakı'nı oluşturan politik kimlik çeşitliliği orada da vardı. Vardı. MHP'liler vardı, muhafazakarlar vardı, Kürtler vardı, sosyalistler vardı, CHP'liler vardı, herkes vardı. Daha sonra bu bir ittifak modeli haline geldi. 24 Haziran 2018'de bu ittifak modeli çalıştı. Saadet Partisi, Demokrat Parti, İyi Parti ve CHP'den oluşan bir modeldi. Hani bir aday, çatı aday konusunda anlaşamadılar. Meral Akşener son anda itiraz ettiği için bir çatı adayla anlaşamadılar. Herkes kendi adaylarıyla girdi. Cumhurbaşkanlığında bir aşama kaydedemediler ama parlamentoda en azından
erken seçim sayısı olan 360 milletvekiline ulaşmasını engellediler Cumhur İttifakı'nın. Evet. O anayasaya göre üçüncü kez aday olup olmaması tartışmasının zeminini de bu oluşturdu. 31 Mart'ta da çalıştı. 31 Mart'ta daha iyi çalıştı. Evet. 31 Mart'ta başka bir mekanikle çalıştı. Saadet Partisi oradan ayrıştı. Evet. Yani Saadet Partisi niye ayrıştı oradan? İstanbul üzerinden hani İYİ Parti, Meral Akşener hepsi birbiriyle ilintili olduğu için partiler arası gidip gidip geleceğiz. İYİ Parti'de Meral Akşener söyledi işte HDP nedeniyle İstanbul'u kazandığını söylüyorlar ama İYİ Parti için kazandıklarını söylemiyorlar gibi bir eleştiride bulundu. Bu eleştiri doğru bir eleştiri değil. İstanbul'da bir denklem vardı. Bu denklemi kuran da Kemal Kılıçdaroğlu. Yani her şeyini eleştirelim ama bu denklemin kurucusu olduğunu unutmamak lazım. Yani bu gerçeği ortadan kaldırmaz eleştirmemiz. Önce bir ilçe belediye başkanını getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaptı. İlk zaman itiraz edildi ya. Ekrem İmamoğlu kim? İsmini duymamışız, etmemişiz. Siz mi ettiniz? Ben de itiraz edenlerdendim. Çünkü karşısında eski başbakan, eski meclis başkanı, eski iktidar partisi genel başkanı vardı. Evet. Bisiklet farkı var diyordum. Evet. Hatta işte biraz sonra konumuz olacak. Bir programda Murat Karayalçın dedim. Hani onu karşısına aday olarak koysanız belki sikletler örtüşebilir diye bir cümle kurmuştum. Murat Bey çok nazik bir adamdır. Arayıp teşekkür etmişti aynı akşam. Şimdi ben de bunu söylemiştim ama şimdi Ekrem İmamoğlu'nu bulup aday yapan Kemal Kılıçdaroğlu başarıdır. Ekrem İmamoğlu da bu adaylığın hakkını vererek kazanan da Ekrem İmamoğlu'dur. Evet. Yani burada iki kişiden oluşan bir kolektif başarı söz konusudur. Burada bitmiyor ama. Burada bir denklem de var. Saadet Partisi ittifaktan ayrılarak İstanbul'da müstakil bir aday çıkardı. 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi'nin müstakil adayı 103 bin oy aldı. 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı fark 13 bin. 13 bin. Saadet Partisi'nin adayı olmasaydı o 103 bin oyun 80-90 bini AK Parti'ye giderdi. Evet. Bir, denklemi söylüyorum. Evet. Saadet Partisi aday çıkararak, HDP aday çıkarmayarak, Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nı oluşturarak, Millet İttifakı da İYİ Parti, Demokrat Parti, CHP'den oluşan ittifakta Ekrem İmamoğlu'nu aday göstererek İstanbul seçimini kazanmışlardır. Bu denklemdir. Burada kolektif bir başarı vardır. Bu denklem içinde yer alan herhangi bir unsuru aldığınız zaman başarı olmaz. Herhangi bir unsur benim sayemde kazandı diyemeyeceği gibi buradaki herhangi unsurundan bir tanesini de alsaydınız bu seçim yine kazanılmazdı. Hı hı. Bu denklemi bir görmek lazım yani. Bu denklem kotarıldı. Bu da bir zaruretti, bir zorunluktu. Yani Millet İttifakı'nın bir gereğiydi. Çünkü karşı tarafta da gene bir ittifak modeli var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu iyi tanıdığınızı düşünüyor musunuz? Zaman zaman. Neden istifa etmeyi düşünmedi acaba? Ya bu siyasette böyle bir şey. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu özel örneği üzerinden gitmemek lazım. Baykal'da da bunu gördük. Çiller'de de, Mesut Yılmaz'da da. Hemen hemen hepsinde bunları gördük. Yani başarısızlıkla genel başkanlar yerlerinden oynamıyorlar. Bunda birazcık da o genel başkanın çevresindeki insanlar çok etkili oluyorlar. Yani onlar çünkü genel başkanla bir yere geliyorlar. Genel başkan denklemden çıktığı zaman kendileri de boşa çıkıyor. Avrupa demokrasilerinde bu yok. Yani işte Merkel diye bir siyasi figür, başbakan, bir siyasi partinin genel başkanı. Ben şu gün gideceğim dedi. O gün gitti. O yer yerine oynamadı. En son Çipras istifa etti. Çipras yani. İstifa etti. Yani İngiltere'de biliyorsun 3 ay için 2 ay içinde 3 tane başbakan değişti. Hı-hı. Oturmuş demokrasilerde bunlar sorun yaratmıyor. Çünkü Türkiye'de parti içleri de parti siyasi partiler esasından kaynaklanan arızalar nedeniyle parti içi demokrasiler de çok iyi işledi. Yani bizim demokrasimiz oturmadığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmiyor oluşunu da normal mi karşılıyor? Normal tabii tabii. Çünkü yok örneği yok. Bir işte ben yazmıştım sen hatırlattın. Ama çok yani çok konuşulan, çok tartışılan bir mesele ya. Bu sadece parti içerisinde değil. Yani seçmen de muhalefet partilerini destekleyen seçmen de seçimin kazanılacağına dair çok büyük bir umut beslemişti. Tabii. Dolayısıyla hayal kırıklığı da çok büyük oldu aynı ölçüde. Öfkeye dönüştü. Bir de şu tabii ki yani hemen istifa etmesi bir başarısızlık. Siyaset çünkü öyle bir şey. Siyaset iki şıklıdır. Ya kazanırsınız ya kaybedersiniz. Her kaybettiğinizde bir istifa müessesesini çalıştırırsanız bir o istifa müessesesi de aşınır. Bir de sonuç almazsınız. Bu şey birazcık da hani Roma döneminin gladyatörlerine durmadan kurban atmak gibi bir şey olur. Burada tam tersi bir durum değerlendirmesi yaparak. Şimdi CHP'deki tartışmalara gelmek istiyorum buradan. CHP'de çok genel başkan değişti. Çok parti yönetimi değişti. Olağanüstü kurultaylar toplandı. İşte tüzük değişti. Bugün CHP'de olması istenen ne varsa hepsi yapıldı. Hem de defalarca yapıldı. Ama hiçbiri CHP'nin yarasına merhem olmadı. Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu aldığınız zaman yerine koyacağınız isim de başka tartışmalara siz bir zemin hazırlayacaksınız. Bütün mesele katılımcı karar alma noktasına getirmek partileri.
Türkiye'de lider üzerinden yürüyor siyaset. Yani AK Parti'den örneğin Recep Tayyip Erdoğan'ı aldığınız zaman AK Parti diye bir şey kalmaz. Meral Akşener'i İYİ Parti'den aldığınız zaman İYİ Parti diye bir şey kalmaz. Ama CHP öyle değil, MHP öyle değil. Saadet Partisi öyle değil ya da işte HDP'nin yaslandığı gelenek itibariyle söylüyorum, HDP siyaseti öyle değil. Ama buradaki genel başkanları aldığınız zaman hemen içine kapanıyor partiler. Bir iç mücadeleye giriyorlar. CHP de buna çok müsait bir parti. Bütün enerjisini orada harcıyor. Oysa ki o enerjiye ihtiyacınız var. Çünkü Türkiye'de çok sıkı bir siyasi mücadele dönemi yaşıyoruz. Yani sistem değişiyor, ülke değişiyor, demokrasi, hukuk devletinden uzaklaşıyorsunuz. Yani siyasi partilerin varlığını, yani oksijen almasını zorlaştıran bir iklim ortaya çıkıyor. Buna bir önlem almanız lazım sizin. Burada bu denklemden Kemal Kılıçdaroğlu'nun örneğin ilk istifa çağrılarına uydu ve istifa ettiğini varsayalım. Hemen parti içinde bir liderlik yarışı başlayacaktı. Hı hı. Bu liderlik yarışı ister istemez kutuplaşma doğuracaktı ve muhtelif kimlikler devreye girecekti. Ve bir grubun istemediği bir kişi genel başkan seçildiği zaman o grup belki önüne yeni bir parti kurmayı koyacaktı. Çünkü CHP çok doğrudan bir partidir. Yani son döneminde bile 2-3 tane parti doğurdu. İçinden çıktı işte Muharrem İnce'si, Mustafa Sarıgül, hatta Öztürk Yılmaz'ı bile buna ekleyebiliriz yani. Kemal Kılıçdaroğlu istifa etseydi 9 ay sonra, seçim tarihi için söylüyorum, 9 ay sonra yapılacak yerel seçime CHP'nin işte yeni bir genel başkan belirlemiş, ondan sonra ciddi bir parti içi tartışmadan yeni çıkmış bir parti olarak gitmesi bir handikap mı olurdu? Ya handikap olurdu, şöyle olurdu. Hani bu işlere birazcık duygusal bakıyor seçmen de tabanda tabii bir hayal kırıklığı yaşadığı için. Bu seçimde de siz bu yerel seçimde de ittifak kotarmak zorundasınız. Ve karşınızda daha önce ittifak kurmuş, ittifakı yönetmiş ve sonuç almış bir kişi var. Kemal Kılıçdaroğlu, hani biraz önce söylediğimi tekrarlayayım. Bütün eleştirileri bir köşede sabit tutarak söylüyorum bunu. Yaptı mı bunu? Yaptı. Yani 31 Mart 2019 seçimlerinde bir ittifak kotardı mı? Kotardı. Bu ittifak sonuç aldı mı? Aldı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde bir ittifak kotardı mı? Kotardı. Çünkü bunların hepsini oluşturan, belli bir noktaya kadar getiren hep Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bir kişi üzerinden yürüdü bunlar. Yani kriz anlarında da bu bir kişi devreye girerek çözdü o krizleri. Hı hı. Bu nedenle eğer siz yerel seçimlerde önünüze kazandığınız yerleri kaybetmemek, üstüne de başka şeyler kazanmak diye bir hedef koyuyorsanız, o zaman yani partinin enerjisini bu işlerle harcamamanız gerekir. Peki Kemal Kılıçdaroğlu sizce yerel seçimi atlattıktan sonra da partinin başında kalmayı mı düşünüyor? Evet, yani evet. Bir sonraki seçime, 2028'e kadar partinin başında birazcık olup belki Cumhurbaşkanı adayı olmayı tekrar düşünüyor olabilir mi? Yok, burada da zaten çok aklımda, yani birazcık nasıl söylemek lazım o tam düz cümleyi. Kemal Kılıçdaroğlu çok rahat bir şekilde masada kendi adaylığına daha organize bir itiraz gelseydi ve kendisini de ikna edebilecek bir seçenek gelseydi masada, adaylığından vazgeçerdi. Adaylığının motivasyonunun en temel kaynağı çevresindeki insanlar Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ben onaylatarak şu cümleleri kurandım örneğin. Hani son tahlilde masaya bir isim gelse, siz de ikna etseler, siz adaylıktan vazgeçer misiniz? Tabii ki vazgeçerim dedi. Böyle adayla çok fazla kitlenmediği bir dönem vardı. Belli bir noktadan sonra, yani anket sonuçları ortaya çıktığı zaman şöyle bir beklenti de vardı. Kimileri son ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini öne sürerek, kendi ismini öne çıkararak aslında aklındaki başka bir ismi gibi sakladığını düşünenler. Ben de o izlenimi edindim. Hatta edindiniz dinlendirdim mi? De tabii kesinlikle. Ben dedim öyle yapıyor herhalde. Kendi bir adım öne çıkarak, ama şimdi önlerine koydukları, tarif ettikleri Cumhurbaşkanlığı birazcık Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ediyordu. Çünkü seçim ittifakını yönetecek, seçim ittifakından sonra koalisyon hükümetini yönetecek ve bu yetkileri sınırlı bir şekilde kullanabilecek ya da paylaşabilecek. Bu kişiliği ya da vazgeçecek. Ya da vazgeçecek. Bir kısmını yasamaya devredecek falan. O dönemi de uzatmayacak. Evet. Çünkü biz Muharrem İnce ile bir program yapmıştık. Orada ben sormuştum, yani ne kadar süresiz bu yetkileri, ne kadar mı kullanacaksınız diye. Padişah olup sonrasında tabii vezirliğe razı olacaktı Kemal Kılıçdaroğlu. Olacaktı. Buna çok müsaitti. Örneğin Muharrem İnce sürekli restorasyon diyordu. Bir süre vermiyordu. Yetkileri ne kadar mı kullanacağını söylemiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu bunlar netti.
O yüzden o tarif edilen Cumhurbaşkanlığı modeline ya da şeyine, kimliğine uygundu Kemal Kılıçdaroğlu. Ya o masada başka bir isim gündeme gelseydi baştan beri belediye başkanları dışında. Çünkü belediye başkanlarında şöyle bir sıkıntı vardı. Örneğin ben bu tartışmaları bildiğim için söylüyorum. Hani masanın birazcık çalışmalarına vakıfım. Ekrem İmamoğlu'nu yaptığınız zaman o zaman masadan şu itiraz gelebilirdi. Niye Mansur Yavaş değil? Çünkü Ekrem İmamoğlu CHP'li, Mansur Yavaş birazcık daha sağcı ve masanın beşi sağcı partilerden oluşuyor. Bu da bir tartışma konusu olabilirdi. Yani ikisi de çünkü oransal olarak anket sonuçlarına göre söylüyorum kazanabilecek adaylardı o zaman şey Erdoğan karşısında. Ve öyle masanın hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edildiği günden 5-6 ay geriye gidersek o masada bu iki belediye başkanına da onay çıkmayacak bir iklim hakimdi. Yani genel başkanların kendi arkadaşlarıyla yaptıkları konuşmalarda bu iki belediye başkanının Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesi masaya geldiği zaman buna evet oyu vermeyeceklerini dillendirdikleri biliniyor o dönemlerde. Şimdi siz bu süreçleri komple yöneterek buraya geldiniz. Kolay değildi bu masayı çok fazla yönetmek. Bir de şu var tabii ki yani masada Kemal Kılıçdaroğlu nasıl kabul gördü? Bir hani o orayı yönetebilme yeteneğiyle, sorun sıkıntı olduğu zaman bunu çözebilme yeteneğiyle bir de güven verdi tabii ki yani çok önemli. Oradaki temel sıkıntı şu yani Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti ve Meral Akşener üzerinden kazanacak aday meselesiyle birazcık fazla eleştiri gelmişti. Seçim öncesinde yapılan anketlere göre yani tamam Mansur Yavaş kazanabiliyordu, Ekrem İmamoğlu kazanabiliyordu ama Kemal Kılıçdaroğlu da kazanabiliyordu. Biz burada seçimle sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nu test ettik, kazanamadığını gördük. Diğerlerini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Test etseydik çünkü Erdoğan'ı tanımak lazım Erdoğan'la mücadele etmek için. Kemal Kılıçdaroğlu için bir seçim stratejisi belirledi. O nedenle seçim meydanlarında seccade elinde dolaştı. Camilerin içine kadar girip miting yaptı. Karşısında Ekrem İmamoğlu gelseydi ona başka bir şey yapacaktı ki adayı bile kendisi belirledi. Örneğin Ekrem İmamoğlu'nu denklem dışına attı yargı aracılığıyla. Mansur Yavaş önüne gelseydi onunla ilgili de başka bir strateji belirleyecekti. Bunları bilemiyoruz. Çünkü bu gibi işlerde seçim pratiklerine baktığımız zaman çok becerili, yetenekli bir Erdoğan var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek yanlıştı. Keşke iki belediye başkanından biri aday olaydı, seçim daha garanti idi demek. Teorikte diyebilirsiniz. Teoride ama ya da anket sonuçlarına bakarak. Anket sonuçlarında Kemal Kılıçdaroğlu da kazanıyordu. Yani bazı Kemal Kılıçdaroğlu çevresindeki insanlar neredeyse kesin gibiydi. Kesin gibiydi. Beklentiler tabii, çok tabii, yüksekti. Bu beklenti. Ya seçim sonrasına dair çok ciddi hazırlıklar yapılıyordu. Hangi bakanlıklarda kimler görevlendirilecek vesaire. Tabii. İşte ben geçen yazımda da söz etmiştim. B planı yoktu o muhalefetin millet. Kazanamama ihtimali hiç masaya gelmemiş miydi acaba? Masa hiç gelmemiş. Gelmemiş. Biz de aslında bir gazetecilik zafiyeti. Biz de birazcık bu ruh haline bu şeye kapılmışız galiba. Biz de sormadık ya. Sormadık yani. Evet. Ne yapalım ya kazanamazsanız hikayesi yok. Bunu şöyle bu kazanamama meselesini ben örneğin iktidar tarafına sordum. Yani kazanamama halinde ne yaparsınız? Kazanamama halinde onlar bir beyin jimnastiği yapmışlar Erdoğan'sız. Onu ayrı tutmak lazım. Çünkü müthiş bir stres vardı orada. Yani önlerine gelen anketlerde son hafta sadece Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir puan önünde. 48'e 47. Aynı anket Saadet Partisi'nde de var. 48 Erdoğan, 47 Kemal Kılıçdaroğlu. Ellerindeki en somut ve Erdoğan'ın kazandığına ilişkin anket sonucu bu. Parlamentoda zaten azınlığa düşme halini kabul etmiş vaziyetteler. Öyle çalışıyorlar ve çok stresler ama Erdoğan çok rahat. Erdoğan'ın rahatlığı bunların stresini de arttırıyor. O kadar sıkıntılı bir seçim dönemi geçirdiler ki o yüzden çok rahat atlattılar şeyi seçim dönemini. Yani bürokraside